Kızım özlettin kendini. Niye hiç gelmiyorsun? Vakit olmuyor. Şantiyeden çıkamıyorum ki. İşler çok yoğun. Şimdi bu rapor ne anlama geliyor Aslı? İnşaatın hemen durması ve bunca yatırımın güme gitmesi anlamına geliyor. İnşaatın durması Tekinerler için büyük bir yıkım olur. Yani şirketleri çok mu kötü durumda? Hem de altından kalkamayacakları kadar kötü durumda. Oğlum, nedir bu işler böyle? Bence hemen Ömer'e gidip durumu anlatmalısın. Evet, bunu geciktirmenin bir anlamı yok. Ben kalkayım. Hoşça kalın. Güle güle kızım. Güle güle. Dikkatli ol Aslı. Birilerinin planını bozuyorsun. Başın belaya girebilir. İstersen ben de seninle geleyim. Ömer Bey'le gerginsiniz. Olmazdımaz. Kendim hallederim. Ben görevimi yapacağım. Gidip durumu bildireceğim. O kadar. Bir takım zorluklar vardı. Atlattık bitti. Bundan böyle hızla yol alacağız. Aslı Hanım'dan şikayet gelmediğine göre gerçekten işler yolunda. Şimdi önümüzdeki diğer işlere bakalım. Cem, hoş geldin. Otursana. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Mesut Usta, ne var ne yok? Sağ olun efendim. Ömer, Mesut bana can sıkıcı şeyler anlattı. Usta, ben aktarayım mı Ömer Bey'e? Böyle bir yolsuzluğu aklım almıyor. Yolsuzluk mu? Hı hı. Önceki şantiye müdürü benim aktardığım paranın bir kısmını cebe indirmiş. Nasıl yaptı dersen, ucuz malzeme yığmış şantiyeye. Bunları incele anlarsın. Bak, bu yolladığım para banka kayıtlarıyla ortada. Şunlar beton faturaları. Sözde ithal. Ama faturalar naylon. Ne demek oluyor bunlar? Usta, sen bugüne kadar neredeydin? Bizim neden bunlardan daha önce haberimiz olmadı? Konuşsana Mesut Usta. Korktum Ömer Bey. Çoluk çocuğum var benim. Ama vicdanı susmuyor ki insanın. Bu alçak etti böyle bir iş. Çok geç olmadan, yani iş çığırından çıkmadan, bari hiç olmazsa vicdanımı temizleyeyim dedim. Hoş geldin Yılmaz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Haber? İyi. Ne haber dayıcığım? Şimdi seninle büyükler gibi konuşacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Hazır mısın dayıcığım? Şimdi bak, hepimiz seni çok seviyoruz. Bunu biliyorsun değil mi? Hı hı. Üzülmeni hiç istemiyoruz. Hem de hiç. Aslında senden özür dilemeliyiz. Çünkü biz bir hata yaptık. Senin gerçek baban Cemil Tatlım. Bunu sana daha önce söylemeliydik. Ama sen doğduğunda o çok uzaklardaydı. Senin üzülmeni istemediğimiz için ondan hiç söz etmedik. Geri döneceğini de bilmiyorduk. Herkesin babası varken sen benim babam yok diye üzülecektin. Evimizin balı, neşesi, her şeysin sen. Bizim için çok önemlisin. Peki sen artık benim babam değil misin? Babanım tabii ki. Sen benim biricik oğlumsun. Ve seni çok seviyorum. Cemil amca da beni çok seviyor. Seviyor tabii. O da senin baban.
Yani benim iki babam mı var? Öyle de diyebiliriz dayıcığım. İlknur Hanım. Kim bekliyor? Yılmaz Bey'le görüşecekmiş. Geç gelir dedim ama bekliyor. Ne haber verseydin ya Yılmaz'a? Haber vermeyin dedi. Bekleyecekmiş. Tamam. Alo. Ha Yılmaz. Nerelerdesin sen ya? Fahriye'deyim Aynalı. Ya burada seni bekleyen biri var. Gelmiyor musun şirkete? Kimmiş bekleyen? Handan Tekiner. Öyle mi? Neden gelmiş? Vallahi bilmiyorum. Şimdi burada. Sen gelene kadar da gideceğe benzemiyor. Tamam, hemen geliyorum. Çık usta. Daha ne duruyorsun? Çıksana buradan. Dur. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ne yapıyorsun Ömer? Ne öneriyorsun? Bu adamın buradan gideceği yer hapistir. Yolsuzluğa ortak olmuş bu adam. Derhal polise git. Suçunu itiraf ederek önemli bir iş yaptı zaten. Bu inşaatla birlikte başımıza sadece bela geldi. Şimdi ne olacak peki? Gönderin şu zavallıyı. Aslan. Büyük bir ihmale kurban gitmişiz. Siz de tam üstüne geldiniz. Rapordan haberiniz oldu mu? İş bizim aslanım. Elbette haberimiz oldu. Desteklerle inşaatı kurtarabilecek miyiz? Bunu düşünelim. Bu aşamada işin durması facia olur. Bu mümkün mü? Destek mi? Cem Bey inşaattan çok iyi anlar. Astarı yüzünden pahalı olacaktır. Bunu çok iyi bilir. Hesaplar yapılır Aslı Hanım. Siz delirmişsiniz. Bir çare arıyorum ben. Boş duracak değiliz ya. Çare dediğiniz bu şirketi tarihe gömer. Artık iş işten geçti. Akılcı bir yol bulacağız. Kestirip atmakla olmaz. Burada bu raporu ciddiye alacak biri var mı? Aslı Hanım. Siz işinizin başına döner misiniz? Çözüm neyse bulacağız. İnşaatı siz durdurmazsanız durduracaklar Ömer Bey. İşin ciddiyetini anlayın artık. O sorumlu müdürü bir bulsam. Bir elime geçse. Merhaba, hoş geldiniz. Görüşebilir miyiz, müsait misiniz? Tabii, konu neydi? Hayati bir mesele, ayaküstü konuşamayız. Yalnız olacağımız bir yere geçebilir miyiz? Tabii, buyurun. Sevgili avukatım, nasılsın? Dinle. Hemen inşaatın çökme ihtimalini, sorunlu olduğunu belediyeye ihbar ediyorsun. Sen dediğimi yap. Bu işi kökünden hallediyoruz. Ha, ankesörlü bir yerden ara. Kimin aradığı bilinmemeli. Nasılsa Aslı'dan bileceklerdir. İnşaat dursun diye inat ettiğini herkes gördü. Çok kısa konuşacağım. Burada olmamın nedeni Filiz. Buyurun, sizi dinliyorum. Filiz hamile. Kızım başkasının çocuğunu taşıyor. Artık onu rahat bırakmanızı istiyorum. Onu korumak benim görevim. Ben annesiyim.
Bunu bir anne olarak rica ediyorum sizden. Nedense size inanmıyorum Handan Hanım. Filiz'le konuşmam gerekiyor. Anlatamadım galiba. Filiz başkasından hamile Yılmaz Bey. Bırakın artık. Meselenin sonudur bu. Filiz bana açıklamadan olmaz. Bir şey değişmeyecektir. Değişip değişmeyeceği bizi ilgilendirir. Ama madem anne olarak kaygınız var, şuna emin olun. Bu gece Filiz'le konuştuktan sonra eğer durum dediğiniz gibi ise sonsuza kadar bu mesele kapanacak. Filiz 4 haftalık gebe. Ne zamandır ayrısınız bir düşünün. Bana inanmıyorsanız bu rapor size gerçeği anlatacaktır. Umarım bir daha karşılaşmayız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.